Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde marketten aldığım Ören Bayan favori ip var arkadaşlar. Bu ip 100 gramı 210 metre akrilik bir ip. Renk numarası da 107. Bu iple yeleği, kırka, bluzlar yapabilirsiniz. Güzel bir tarçın tonu arkadaşlar. Çok güzel bir model çalışmasıyla birlikteyiz. Tığla yapacağız. Tığım 3,5 milim altı yazan silikon saplı tığ kullanıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincirlerimizi sıkı çekmiyoruz. Bir miktar zincirimizi çekelim ve modelimize başlayalım. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi 1-2 atladım. Üçüncüye batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yanındakine geldim. Yine sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye gelip sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5 tane zincir. 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye gelip sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye gelip sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye gelip yine sık iğne yapıyoruz. 3 tane yan yana sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, 1, 2, 3 tane atlayıp 2 tane yan yana sık iğne yaparak sıramızı bitirdik. 2 tane zincir çektik, 2 tane yan yana sık iğne yaptık. 5 tane zincir çektik, 3 atladık, 3 tane yan yana sık iğne yaptık. 5 zincir, 3 atlayıp 3 sık iğne yaptık. Sonuna da 2 tane sık iğne ile bitirdik. 2 tane zincirle geri döndüm. Bunu atlayıp buraya batarak bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 2 tane zincir çektim. 1 2 tam ortadakine batıyoruz. 3. zincire batıyoruz. Bir tane sık iğne. 1 2 tane zincir. Şimdi burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Bunu atlıyoruz. Tam ortadakine batarak burada 3 zincir çekecektik, pardon. 1, 2, 3 zincir. 2 atlıyorum. Ortadakine batıp bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1 atlıyoruz. Tam ortaya batarak bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2, 3'üncüye batarak bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir. Bir atlıyoruz. Tam ortadakine batarak bir tane sık iğne. 3 tane zincir. 2 atlıyoruz. Ortadakine batarak bir sık iğne. 3 zincir. Tam yine bunun ortasına batarak sık iğne. Bu model zincirden oluşuyor arkadaşlar. Hep zincir ve sık iğneden oluşuyor. 3 zincir. Ortaya batıyoruz. 3 tanenin tam ortasına bir sık iğne. 3 zincir. 1 tane sık iğne. 3 zincir. 1 tane sık iğne. Bir tane de şuraya batalım. Zincirimize. 2 zincirle geri döndük. 1 tane sık iğne yaptık. 3 zincir çektik. Tam ortaya bir sık iğne. 3 zincir. Yine 3 tanenin tam ortasına batarak sık iğne yaptık.
Sıranın sonuna kadar yine aynı şekilde devam ettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle geri döndük. Şimdi şurada sık iğnemiz var. Şuradaki boşluğa batarak bir tane sık iğne. Sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir sık iğne. Sonra diğer boşluğa batarak sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip buradaki sık iğneyi atlıyoruz. Bakın şöyle şurada tek duran sık iğneye geliyoruz. Bir sık iğne ortaya. Sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Sonra yine boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bakın şuradaki tepedeki şuraya değil buraya batarak bir sık iğne. Ortaya bir sık iğne. Sonra da diğer boşluğa bir sık iğne. 5 tane zincir. Bir sık iğne. 2, 3 tane sık iğne yapıyoruz. 5 tane zincir çekip 1, 2, 3, 1, 2, 3. Buraya 4 tane sık iğne yapıp sonuna buraya batarak şöyle trabzan yapalım. 6 zincirle geri döndük. Şuradaki hemen önündeki boşluğa bir sık iğne yaptık. Sonra ortada bu tek sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Sonra diğer boşluğa 5 zincir. Bir sık iğne ortadakine ve buraya 1-2-3 tane sık iğnemiz oluyor. 5'er zincir. Sonra da bir tane trabzanla bitirdim. 1-2-3. Şimdi 2 tane zincirle geri dönüp buraya boşluğa bir tane sık iğne yaparak döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi burada 3 tane sık iğnenin tam ortasına batarak bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir. 5 tanenin tam ortasına batarak bir sık iğne. 1, 2, 3. Burada 3 tanenin tam ortasına batıyoruz. Bu sırada 3'er zincir çekip zincirin batamadım. Bir sık iğne, 3 tane zincir, 1 tane sık iğne, 3 tane zincir, 1 tane sık iğne. Model 2 sıralık ama arkadaşlar çaprazlama gittiği için sanki 4 sıralık gibi oluyor. 1, 2, 3. Buraya da bir tane sık iğne. 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra ve 4. sıra. Şimdi 2 zincirle geri döndüm. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Tam ortaya bir sık iğne, 3 zincir. Zincirin ortasına bir sık iğne yaparak burada 3 zincir, bir tane zincirin ortasına, bir tane de 3 tane sık iğnenin tam ortasına batarak devam ettik. Şimdi bir tane zincirle geri döndüm. Pardon, 2 tane zincirle bir tane buraya sık iğne, bir tane de boşluğa sık iğne yaparak şimdi şu 1. sıranın aynısını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir, bakın şuradaki değil burada, bakın 1, 3 ve 1 olarak burada bir şeyimiz oluştu, sık iğne grubu. Şimdi buraya geldim bir sık iğne, ortaya geldim bir sık iğne, sonuna geldim bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, bir tane sık iğne, ortaya bir sık iğne, sık iğne, 5 tane zincir. Bu 1. sıranın tekrarı.
Bununla baharlık yelekler, hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Günlü angora ile çalışırsanız kışlık yelek, hırka, bluz da yapabilirsiniz. Bir tane de sonuna batıyoruz. Şimdi biraz daha örünce esas kendini gösterecek. Bu birinci sıranın tekrarıydı. İki zincirle geri döndüm. Şunu atlayıp buraya gelip bir tane sık iğne yaptım. Şimdi üç zincir, ortaya bir tane sık iğne. Üç tane zincir, yine ortaya sık iğne. Üç tane zincir. Hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde üç nokta var. Oraya basarsanız daha yavaş izlenim elde edebilirsiniz. Şimdi bu da ikinci sıranın tekrarı oluyor. Bir tane buraya batalım, bir tane de buraya batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle geri döndük. Şimdi şuradaki boşluğa batarak bir sık iğne, bir tane sık iğnenin üzerine, bir tane de bu tarafa. 2, 3, 4, 5 tane zincir, direkt bu tarafa atlıyoruz. Bir sık iğne, sık iğnenin tepesine bir tane de soluna yapıyoruz. Bu da üçüncü sıranın tekrarı. Başlangıç ve sonu farklı olduğu için modelde çaprazlama gittiği için bir, iki, üç zincir çekip bir tane trabzan yapıyoruz. Üçüncü sıranın sonunda. Bir, iki tane zincirle geri dönüyorum. Hemen buraya bir tane boşluğa batıp sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Şimdi tam ortaya bir sık iğne. Bir, iki, üç. Yine bunun ortasına bir tane sık iğne. Bu da son dördüncü sıramız oluyor. Bu sırada hep 3 zincir bir sık iğne şeklinde devam ediyor. Bunu istediğiniz iplerle uygulayabilirsiniz. Yelek olur, hırka olur, bluz olur, süveter olur. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, sonuna da gelelim. Şöyle bir daha bir bakalım. Bakın şu şekilde çok güzel bir çalışma. Şöyle görün. Bakın. Bunun önü arkası yok. Bunun bak altına trabzan, yanına trabzan yaparak yelek veya hırkalarınızda kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın bu da kotonla yapılmış hali. Zincir sayılarını da arttırabilirsiniz. Mesela ben bunda ipim biraz kalın diye buraya 5 zincir, buraya 3 zincir yaptım. Bunda da burası 7 zincir, burası 4 zincir arkadaşlar. Aynı şekilde bakın bu da angorayla da çalışırsanız 7 zincir, 4 zincir. Burada mesela kalın iple çalıştığınız zaman 5 zincir, 3 zincir şeklinde de çalışabilirsiniz. Deliğini daha büyük yapmak isterseniz. Bakın bu da biraz daha şey o hali. Bu şekilde bir çalışma. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Instagram'da da Orgu Hocam YouTube sayfamın adı. Oraya da bekliyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.